çıkartılmamış ise eski kanuna göre çıkartılmış yürürlükte bulunan düzenlemelerin yeni Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olmayan hükümleri uygulamaya devam ediyor. Ve son bir nokta, çok söyleniyor. Anadolu'da bu özellikle çok fazla dile getiriliyor. Şirket benim, para benim. Ben niçin şirketten ihtiyacım olunca para almayayım? Şirket senin ama sen paranı tahsis ettin. Deklare ettin. Ne dedin? Ben bu sermayeyle şu ana sözleşme çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere bu sermayeyi tahsis ettim dedin. Tescilini yaptırdın. Ve o artık bir tüzel kişilik. İsmi sermaye şirketi. Bu özgülediğim parayı artık ben istediğim zaman kullanırım diyemezsin. Dememelisin. Ha, ihtiyacın varsa kızını eve vereceksin, oğlunu eve vereceksin, aracı değiştireceksin, ev alacaksın. Özel kasanda kullanacaksın. Özel kasan yetmiyorsa bu amaçla kurulmuş finans kuruluşları var, bankalar var. Oraya gideceksin. onlar da şey, yani bu iş dünyasının aktörlerinden birisi. Yani niye onun faaliyet alanını burada giderebilirsin? Oraya gideceksin. Ama biz bu alanı bir şey daha yumuşatıyoruz. Çünkü geçişler tabii ki insanlar bakımından, alışkanlıklarımız bakımından sıkıntılı olur. İkinci düzenlemeyle kar payı avansı ismi altında getireceğimiz düzenlemeyle ihtiyacınızı kar payı avansı ismi altında alabileceksiniz. Kar payı. Ama sene sonunda kar yoksa iade edeceksiniz. Aksi takdirde ilişkileri çok yoğun seyrettiği, herkesin herkesi gördüğü, takip ettiği bir ekonomik hayatta Türk firmaları dünyadaki benzerleriyle rekabet edemezler. Sizin şirketten dilediğin zaman para almanız demek, şayet ortağınız varsa yönetici olarak avantajı yaşıyorsunuz, avantajlı durumdasınız. Ortağınıza haksızlık yapıyorsunuz. İki, şirketin alacaklılarına karşı da haksızlık yapıyorsunuz. Adam bakıyor, bu kadar sermayesi var. İlişkileri ona göre oluşturuyor, o çerçevede giriyor. Dolayısıyla bu alandaki sorunlar bile ceza konusunu ona bakacağız. Yani ekonomik suç, ekonomik ceza deniyor ama tabii ki ne ekonomik suç, onun tarifi de ayrıca yapılması lazım. Ben yine bu toplantılarda verdiğim örneklerden bir tanesi. Mesela gidiyorsunuz, elinizde çanta, içi para dolu ya da altın. Adam geldi, aldı çantayı gitti. Nasıl bir suç bu? Yani ceza hukukçuları gasptır buna. Yani halk arasındaki dili kapkaç. Ama ceza hukukunda bunun ismi gasp. Ama sizi yaralamadı. Herhangi bir şey yok. Nihayet götürdüğü ekonomik değer. Yani nereden baktığınıza bağlı bu. Elbette ki bu kanunun getirdiği düzenlemeler içerisinde şirket evrak ve kayıtlar üzerinde sahtecilik yapanlarla ilgili öngördüğü cezayı hiçbir kimse bunun hapis cezası olması demez. Sahtecilik. Neredeyse suç bu. İster şirket faaliyetleri dolayısıyla şirketin resmi kayıtları evrakları üzerinde olsun, ister başka şekilde olsun, sahtecilik suçtur. Onun cezası elbette ki hapis olması gerek. Ama bunun ötesinde diğer alanlara ilişkin gerçekten sizi kaygılandırıcı, motivasyonunuzu bozucu durumlar varsa onları dikkate alacağız. Değerli dostlar, bu toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.
sabrınız için teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza bu aydınlatıcı ve kapsamlı konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Efendim, açılış konuşmalarının tamamlanmış olduğunu görüyoruz. Birinci oturumu burada tamamlamış oluyoruz. Ben Sayın Bakanımız başta olmak üzere değerli katılımcıların hepsine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İzninizle oturumu kapatıyorum.